Bunlar onun mu? Bora'nın. Bora'dan kalan birkaç şey işte. Depoya kaldıracaktım. Onu hatırlatacak birkaç şey seçmeye çalışıyorum. Bade, ben sana o gece için teşekkür edemedim. Buraya geldin o gece. Bebeğini kaybettin. Sen olmasaydın o gece her şey çok başka olabilirdi. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Acın büyüktü. Haklıydın da. Ben istemeden de olsa biraz Bora'yı tanıdım. Şu an ateşin dönüştüğü adamı da görebiliyorum. Senin acını da. Vural nasıl bir adam ki herkesi böyle harap edebiliyor? Ben kendimi onun kızı zannederek büyüdüm. Beni çok sevdiğine eminim. Ama galiba bir daha ondan çekindiğim kadar birinden çekineceğimi hiç zannetmiyorum. En korkunç tarafı ne biliyor musun? İntikamcı olması. Düşünsene. Sırf Bora'ya tokat attı diye ateşi öldürtmek için tetikçi tuttu. Şaka mı bu? Hayır, asla. Vural Bakırcan'ın şakası olmaz. O gece ateşle ilgili gerçeği öğrenmiş olmasa, yani kendi oğlu olduğunu, ateş şu an yaşamıyordu. Yani sen düşün. Başkasına neler yapmaz. Dua et önce Vural öğrenmesin. Bir insanın evladı için neler yapabileceğini en iyi sen biliyorsun Feraye. Bu akşam Bora'ya neler yapmak istediğini hatırla. Sen bile eline silah alabiliyorsan Vural Bakırcı neler yapmaz. Önce siz bana şunu açıklayın. Siz bizim borçlarımızı rastgele mi satın aldınız? Yani neden biz? Neden Gülsoylar? Biz daha önce de tekstil sektöründeki bazı firmaların borçlarına talip olmuştuk. Yani ilgilendiğimiz... Hanımefendi, sorduğum soruya cevap verin. Neden biz? Çünkü siz bu bölge için çok önemli bir firmasınız. Efendim? Siz, yani Gülsoylar, önemlisiniz. Güzel. Yani bunun farkında olmanıza sevindim. Şimdi... Benim sizden talebim borçlarımızı yeniden yapılandırmanız. Bizim farklı bir teklifimiz var aslında. Orta Anadolu'nun yükselen yıldızı şirketimize verdiğiniz teklif bu mu? %70 sizde, %30 bizde olacak ve şirketi beraber yönetelim diyorsunuz. Yaman Bey, bakın, şirketin sizin başta olduğunuz son aylarda çok iyi yönetilmiş ama... Ömer Gülsoy dönemindeki borçların ödenmesi zor diyorsunuz, öyle mi? Makul bir teklifle geldiğiniz zaman tekrar görüşürüz. Ayrıca... Buraya rastgele gelmediğinizi de biliyorum. Elbet arkasında kim olduğunu öğreneceğim. Masal, misafirlerimizi getir lütfen. Dışarıda ufak bir işim. Korkutmak istemedim. Kusura bakma. Dışarıda ufak bir işim var. Eğer gitmek istediğim bir yer ya da görüşmek istediğim bir arkadaşım varsa bırakabilirim. Hayır. Sen bilirsin.
Feraye. Ne arıyorsun? Ateşle ilgili bir şey arıyorsun değil mi? Onun bir açığını arıyorsun ondan kurtulmak için. Hayır. Yok öyle bir şey. Ne alakası var? Ya yapma ne olursun Allah aşkına. Yani ikinizin arasında da çakan şimşekleri görmemek için aptal olmak gerekiyor. Her neyse yani ne arıyorsan boşa uğraşıyorsun bence. Çünkü Ateş buraya iki valizle taşındı. Peki bunu açabilir miyiz? Vural giderken arkasında hiçbir iz bırakmadı. Ateş de en az onun kadar temkinli. Peraye. Bak bana. Senin buraya gönül rızanla gelmediğini biliyorum. Bunun için alim olmaya gerek yok. Her şey çok açık. Ateş de benim anladığımı biliyordur eminim. Ama hiç olmazsa o burada yokken oyun oynamayalım daha fazla olur mu? Bak güven bana. Neredeyse şu an aynı kaderi paylaşıyoruz seninle. İkimiz de Ateş'le yaşamaktan memnun değiliz. Ha var ya yanıyorum yanıyorum senin. Geçen sene şirketin başına geçmediğine yanıyorum. Ateş abimle vakit kaybetmişiz. Boş ver geçti gitti. Ne boş ver bak sen sana bir şey diyeyim mi? Şayet sen 3 sene önce şirketin başına geçseydin borç denen bir şey kalmayacaktı dedemin yarattığı. Üstelik biz bu Vural denen adamla da uğraşmayacaktık. Orası öyle. Ama dedem tutturdu. Ateş geçsin şirketin başına. Ateş geçsin şirketin başına. Ne oldu? Ya hem kalıcı olmayacaktı hem de Feraye ile evlenmeyecekti kardeşim. Her şeyden çok Feraye'nin aşkımıza sonuna kadar sadık olacağına o kadar emindim ki. Neyse. Yani aslında Ateş kötü biri değil. Ben öyle söylemek istemedim ama onların arası Yaman'la çok kötü. Ellerine bir fırsat geçtiğinde ikisi de birbirini bitirmek için kullanıyor. Sen de aralarında kalıyorsun değil mi? Sen Ateş'e aşık değilsin. Sen hala Yaman'ı seviyorsun. Burada ne işin var peki senin? Niye geldin? Bade lütfen soru sorma. Bade. Bak benim çok acil bir şekilde Ateş'i köşeye sıkıştırmam gerekiyor lütfen. Ateş'in elinde ne var seninle ilgili? Bak Feraye. Ateş'in elinde seninle ilgili ne olduğunu bilmezsem sana nasıl bir yardım edeceğimi de kestiremem. Evden çıkan her şey burada mı? Vural Bakırcan'ın bütün kirli çamaşırları. Evet Ateş Bey. Peki Bekir? Onun villadaki odasından başka bir evi var mı? Var. Tadilattaydı en son. Sen biliyorsun yani Bekir'in evini. Biliyorum Ateş Bey. Güzel. Şimdi birkaç adam çağır. Buradaki bütün eşyaların hepsi Bekir'in evine gidecek. Ama Taner. Söyle yerleştirirken kafalarını kullansınlar. Tamamdır. Her şey çok doğal görünmeli. Sanki baştan beri hepsi Bekir'e aitmiş gibi. Anlaşıldı. Sadar. Buyurun Ateş Bey. Sana güveniyorum. Merak etmeyin. Gerçekten söyleyemem. Ben Bora'yı çok seviyordum. Çok. Ve onu kaybettikten sonra inan gözüm hiçbir şey görmez oldu. O yüzden diyorum bana güvenebilirsin. Senin her sırrını saklarım. Bade bana soru sorma lütfen. Sana inanırsam yardım ederim. Yoksa hiçbir şey yapmam.
bir video var. Yaman'ı tehlikeye atacak bir video. Bak, benim ateşle ilgili büyük bir şey bulmam lazım. Çok büyük bir şey. Videoda Yaman'la ilgili ne var? Hadi bunu sana bile söyleyemem. Tamam. Peki. Bu konuda bize yardım edecek birini biliyorum.